Kişisel aksesuar satan bir mağazaya girdi, elindeki 100 doları bozdurdu. Doları verdi, Türk lirası karşılığını aldı ve gitti. Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki verdiği 100 doların sahte olduğu anlaşılana kadar. Olay akşam saat 8 gibi, 8 sıralarında gece. Döviz büroları kapalıydı. Dışarıda bizim çalışan arkadaş işte bir gemici var dedi, yabancı gitmek istiyor, paraya ihtiyacı var. Doları varmış dedi, bozar mıyız dedim, ben bozmuyoruz, döviz büroları dedi kapalı. İyi dedim, bozalım. Öyle oldu. Olay İskenderun'da Vasfi Eroğlu'na ait iş yerinde yaşandı. Şehit Pamir Caddesi'ndeki mağazaya giren yabancı uyruklu şahıs 100 doları Türk lirasına çevirmek istedi. Esnaf Vasfi Eroğlu da yabancı uyruklu şahsın elindeki doları aldı, karşılığı olan Türk parasını verdi. Buraya kadar problem yoktu. Banka kuruna baktık ve ödedik, banka kurundan parasını ödedik. O ara biraz şüphelendik ama yardımcı olalım diye de, gece kalmasın diye ödedik. Parayı aldı, gitti. Daha sonra bankaya gittik, paranın sahte olduğunu anladık. Esnaf Vasfi Eroğlu bir süre sonra şahıstan aldığı doların sahte olduğunu fark etti. Zaman kaybetmeden polise gitti. Banka fark etmedi, makineden geçmedi, banka personeli fark etmedi. Yani fark etmeyince döviz bürosuna getirdim. Dedim ya bu paraya da bir sorun var mı? O da makineden geçmeyince baktı, dedi çok güzel taklit edilmiş bir para dedi. Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.